Sayın Genel Başkan Yardımcım, birbirinden kıymetli Merkez Yürütme Kurulu üyelerimiz, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in çok değerli neferleri, gönüldaşlarım, sözlerime başlamadan evvel Kadimşehir Bitlisimizin hemşerilerimizin selam ve muhabbetlerini iletmek isterim. Bilindiği üzere aziz vatanımız hem jeolojik hem sosyoloji hem de milli kimliği ve iç ve dış tehditlerin hedefi durumundadır. Bu emperyal şebekeleri içinde emellerine giden tek engel güçlü lider Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'dir. Buradan tekrar haykırmak istiyorum. Liderin sözü sözümüzdür. Yolu yolumuzdur. Lidere sadakat şerefimizdir. Bir adım geri atan namerttir. Sözlerime son verirken salonda bulunan burada son nefer son vermeden önce Türkiye vizyonu ilkesiyle hilale doğru ülke aşkıyla daima liderimizin emrinde neferler olduğumuzu belirtir. Bu salonda bulunan gönüldaşımızı şahsıma kalbi kızıl elma aşkıyla yanan tüm ülküdaşlarımıza muhabbetlerimi iletiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyenler. Kıymetli Genel Başkan Yardımcım, Sayın MYK üyelerim, değerli il başkanlarım, ilçe başkanlarım, yönetim kurulu da görev yapmakta olan kıymetli ülküdaşlarım, kardeşlerim, Sayın Ocak Başkanım, değerli STK temsilcileri ve değerli basınımızın güzide temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz toplantımıza. Milliyetçi Hareket Partisi Hakkari İl Başkanlığı olarak Hakkari Dağlar Kenti bildiğiniz üzere coğrafyası engebeli, sıkıntılı ama çok güzel bir memleket. Memleketimizden kucak dolusu selamlar getirdik hepinize. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ne mutlu Türk'üm diyerek. Öncelikle Van İl Teşkilatı olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in önderliğinde başlatılan Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye toplantıları temalı bölge toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlimiz başta olmak üzere Bitlis ve Hakkari teşkilatlarımız da aramızda bulunduğu bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. İlimizde düzenlenen bu buluşmanın ülkemizin geleceğini, hedeflerini ve ortak değerlerini daha da sağlamlaştıracağımıza inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin tek bayrak altında birleşip güçlü Türkiye ideali doğrultusunda attığı her adımı destekliyoruz. Daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için elimizden gelen geleni yapmaya devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürt sorunu yoktur. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Kürtleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Türklerin ve Kürtlerin birbirini sevmesi hem dini hem de siyasi bir farzdır. Bugün ilimizde düzenlenen bu anlamlı buluşma yalnızca partimiz için değil, ülkemiz için de büyük bir önem arz ediyor. Bu vesileyle toplantımızın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Aramızda bulunan Genel Başkan Yardımcımız Ankara Milletvekilimiz Sayın Yaşar Yıldırım'a, MYK üyelerimiz Sayın Fatih Tatlısuz, Sayın Necdet Öztürkçü, Sayın Seçkin Odabaşı, Sayın Ali Uçak ve Sayın Muhammed Çağatay Yıldız'a ilimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Genel Başkan Yardımcım, MYK üyeleri, çok değerli il başkanları ve yöneticileri, emektar, kaçep teşkilatları, ülke ocaklarının güzide gençleri, bugün bir ve birlikte hilale doğru temalı Van, Hakkari ve Bitlis illerini kapsayan kalbi ülke ve ülkesi için atan muhterem dava arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce Türk dünyasının ulu çınarı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında siz kıymetli vatan evlatlarına hitap etme şansını bana veren
beni bu şerefe nail gören bilge liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye huzurlarınıza teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada ülkemiz adına önemli konuları değerlendirmek, geleceğe dair stratejik adımlarımızı konuşmak üzere toplandık. Bizleri bir araya getiren, aynı ülke etrafında kenetleyen bu buluşmamızın ülkemize, milletimize ve partimize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Her birimiz taşıdığımız sorumluluğun farkında olarak partimizin güçlü duruşunu sürdürmek ve Türk milletinin huzur ve refahını korumak amacıyla büyük bir özveriyle çalışmaktayız. Bugün buradaki istişarelerimiz hem ülkemiz hem de partimizin geleceği açısından son derece kıymetlidir. Bu vesileyle toplantımıza katılım gösteren değerli camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Malumunuz üzere son dönemde ülkemizin karşı karşıya kaldığı zorluklar, içinde bulunduğumuz sorumluluğun ve taşıdığımız davanın önemini bir kez daha bizlere göstermiştir. Özellikle güvenlikten ekonomiye, dış politikadan sosyal meselelere kadar birçok başlıkta milli hassasiyetlerimizin daha güçlü bir şekilde korunması gerektiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin iç ve dış tehditleriyle sınandığı, ekonomik zorlukların toplumun her kesimine etkilediği bu süreçte bizlere düşen en büyük görev devletimizin bekası için sağlam bir duruş sergilemektir. Bu hususta gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal kimliği, gerek biz dava neferleri Türkiye'nin huzur ve güvenliği için elini taşın altına koymaya, Türk milletinin hak ve menfaatlerini bedeli ne olursa olsun savunmaya kararlıdır. Hepimizin bildiği üzere Türk tarihi dünya siyasetinde yüzyıllar boyunca önemli bir rol oynamıştır. Ne şereftir ki tarihimiz başarılarla dolu dönemlerden ve maalesef ki bazı hatalardan kaynaklanan gerileme dönemlerinden oluşmaktadır. Elbette ki tarih tekerrürden ibarettir. Bugün tarihimizin hangi dönemini tekerrür edeceği Türk milletinin birlik ve beraberliğine olan inancına ve geçmişten çıkartacağı derslere bağlıdır. Bugün bizlere düşen görev Türk tarihinin yükselme dönemlerinden ilham alarak cesur, adil ve kararlı bir şekilde hareket etmek, aynı zamanda gerileme dönemlerindeki hatalardan ders çıkartarak ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda dışa bağımlılıktan uzak, kendi değerlerimiz üzerinde yükselen bir millet olmaktır. Genel Başkanımızın da ifade ettiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılı geride kalmıştır. Yeni bir yüzyıla girilmiştir. Geçen zamanı ve değişen şartları esas alarak onca yıldır tebarruz ettiğimiz tecrübeler ışığında Cumhuriyet'in yeni yüzyılını heba ve israf etmemek için bütün imkanlarımıza çalışmanın gelecek nesillere muasır ve müreffeh bir Türkiye'yi miras olarak bırakmanın bilincindeyiz. Teklemeye, tembelliğe, tenakuza, tehire, takatten düşmeye hakkımız olmadığının farkındayız. İşte bu noktada Cumhur İttifakı'nın paydaşları olarak başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey ve Genel Başkanımız liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in önerliğinde tarihimizden çıkartacağımız dersleriyle geçmişin başarılarını geleceğe taşıyacak, hatalardan kaçınarak daha güçlü, daha bağımsız bir Türk yüzyılı inşa edeceğiz. Zaman Türk ve Türkiye yüzyılıdır. Bu yüzyılda özlemini duyduğumuz Türk mucizesi gerçekleşecektir. Türk İslam medeniyetinin timsali Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır. Artık o zaman gelmiştir, şartlar oluşmuştur, tarih coğrafyaya dar gelmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli mensupları, kıymetli dava arkadaşlarım, sözlerime son verirken Türkiye genelinde yapılan bu toplantıları partimizin geleceğine ışık tutacak değerli paylaşımlar olacağına gönülden inanıyorum. Bu vesileyle 8 Kasım Azerbaycan'ın Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Karabağ'ın 26 yıllık esaretinden sonra kazanılan bu zafer, Türk milletinin birliğini, direncini ve bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya göstermiştir. Cenab-ı Allah birliğimize ve dirliğimizi daim eylesin, yolumuz açık olsun diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın MYK üyeleri, Sayın İl İlçe Parti Başkanlarım ve Yöneticilerim, Ülke Ocaklarımızın kıymetli İl İlçe Başkanları, partimizin vefalı Van, Hakkari ve Bitlis üyeleri, saygıdeğer katılımcılar.
Bugün burada Genel Başkanımız Bilge Lider, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve talimatlarıyla bir ve birlikte hilale doğru Türkiye toplantıları temalı Van, Hakkari ve Bitlis illerini kapsayan bölge toplantımızı gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Genel Başkanımız toplantının adı ile bizlere hedef ve yöntemlerimizi işaret etmiştir. Hedefimiz hilal. Hilal İslamiyet'in, bayrağımızın sembolü, ülkümüzün, birliğimizin sembolü. Yöntemimiz birlik ve beraberlik. Bir ve birlikte hilale doğru toplantımızın konusu. Sayın Genel Başkanımız, liderimiz her platformda, her toplantıda birlikten, beraberlikten, kardeşlikten bahsetmektedir. İşte bu toplantılar bu söylemlerin fiiliyatıdır. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen, bizi birbirimize düşürmek isteyen şer odakları, bin yıldır bir arada yaşayan, kız alıp kız veren, et ile tırnak olmuş Anadolu insanını etnik kışkırtmalar ile birbirine kırdırmak istemektedirler. İşte bu oyunları gören Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi çok önemli çağrılar yapmış, kardeşliğimizi vurgulamıştır. Son grup toplantısında şöyle demiştir. Kürt kardeşlerimizle aramıza hiçbir mihrak giremez. Kürt kardeşlerimizi Türk milletinden ayrıştırmaya hiçbir şerefsizin eylem ve provokasyonu kafi gelemez. Yine başka bir konuşmasında Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir demiştir. Biz de Van'dan buradan sesleniyoruz. Sayın Genel Başkanım, sözünüz sözümüzdür. Lidere sadakat şerefimizdir. Çizdiğiniz hilal hedefi, Türkiye hedefi yolunda emrettiğiniz birlik ve beraberlik ile işte buradayız. Hiçbir kuvvet birliğimizi bozamayacaktır. Bir ve birlikte hilale doğru yürümeye her daim hazırız. Sözlerime burada son verirken hepinizi en kalp duygularımla selamlıyorum. Burada olmaktan da sizlerle bir arada olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin emir ve talimatlarıyla bir ve birlikte hilale doğru Türkiye temalı toplantılarımızı gerçekleştirdiğimiz Van, Hakkari, Bitlis illerimizi selam ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Divan, saygıdeğer Genel Başkan Yardımcım, MYK üyelerim, il başkanlarım, ilçe başkanlarım, ülke ocakları başkanlarım, sivil toplum kuruluşumuzun üyeleri, hanımefendiler ve beyefendiler. Milliyetçi Hareket Partimiz üstlendiği misyon doğrultusunda Türkiye siyasi tarihini yarım asrı aşkın bir süredir varlığını ve çabalarını sürdürmektedir. Partimiz kurulduğu ilk günden bu yana Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğini, toplumsal refahını, toplumun huzur ve selameti için nesiller boyu çalışma azmiyle mücadele etmiştir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir liderin evlatlarıyız biz. Bizim ülkemizin sevdasını hiçbir şekilde kaybetmeyen milletiz. Yani her şeyden önce Türkiye demekten asla vazgeçmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi günübirlik siyaset yapmaz. Ülkemizin refahı ve huzuru için sonuna kadar mücadele eder, asla taviz vermez. En büyük arzumuz milletimizi her açıdan layık olduğu şekilde temsil edebilmektir. Biz Cumhur ile Cumhuriyeti kucaklaştıran, geçmiş ile geleceği kaynaştıran iki büyük yürekli insanın ülke sevdasına inanıyor. Genel Başkanımız cesareti ve cesur yürekliliği bu ülkenin bağımsızlığının teminatı olduğuna inancımız sonsuz ve tamdır. Her gittiğimiz il, İlçe, köy ve kasabalarda Türkiye üzerinde oynanan oyunları Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin çizmiş olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda anlatacağız. Bizim için milletin huzuru ve refahı önceliğimizdir. Zaman Büyük Türkiye Yüzyılı zamanıdır. Türk'ü Kürt'e, Kürt'ü Türk'e kırdırmaya hiç niyetimiz yok, hiç de olmayacaktır. Anadolu'yu cehenneme çevirmek, fırsat kollamalarına izin vermeyeceğiz gibi geleceğimizi de rehin altına almaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Peşin hükümlere fırsat vermeyeceğiz.
Çatlak seslere kulak asmayacağız. Yolumuzu asla ve asla değiştirmeyeceğiz. Kürt kardeşlerimizle aramızda hiçbir mihrak giremez. İnancımız odur ki çekilen kahırlardan nice lütuflar doğacaktır. Bugün ülkemizin bekası için birlikte mücadelemizin adı Cumhur İttifakı'dır. Hiç kimse kaygıya kapılmasın. Bayrak çekildiği göklerden inmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti fitne ve fesata asla geçit vermeyecek. Hiçbir şer odaklarının gücü bizi yıkmaya yetmeyecek. Van'dan Edirne'ye, Hakkari'den İzmir'e, Bitlis'ten Ankara'ya hiçbir nifak odakları Türk ve Türk kardeşliğinin arasına giremeyecektir. Emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğimiz, durmayacağız, duraklamayacağız. Hep birlikte hilale doğru büyük Türkiye diyeceğiz. İşte biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu milletin asil neferleri. Dün olduğu gibi bugün de doğrudan, haktan, hakikatten yana olmaya devam edeceğiz. İşte bundan 100 yıl önce Süleyman Fethi Bey ölümle burun buruna geldiğinde ben bir Türk zabitiyim, yaşasın Türk milleti diye haykırdığında, haykırıp şehadet şerbetini içmişse biz de bugün aynı şekilde buradan yaşasın Türk milleti, sonsuza dek var olsun Türk'ün devleti diye haykırırız. Sevgili Hakkari'li, Bitlisli, Vanlı hemşerilerim, Türkiye bizimdir. Bu aziz vatan hepimizindir. Bunun için haykırarak diyoruz ki çok yaşasın kardeşliğimiz, çok yaşasın milletimiz, var olsun devletimiz, ne mutlu Türk'üm diyene. Geceyi sabredene gündüzü bahşeden, baharı sabredene kışları müjdeleyen, böyle güzel bir günde, bu güzel toplulukta, binlerce yıllık geçmişi benzerine az rastlanır. Doğal güzellikleri, kendine özgü kültürel dokusu ile güzel şehrimiz Van'da bizleri bir araya getiren cana bağlama şükürler olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcımız, kıymetli ağabeyimiz Yaşar Yıldırım, birbirinden değerli MYK üyelerimiz, bugün bu salonu büyük bir heyecanla donduran Van, Hakkari ve Bitlis'imizin çok kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarım, ilçe başkanlarım ve yönetimleri, il ocak başkanlarım, ilçe ocak başkanlarım, STK başkanlarım ve basınımızın güzide mensupları, Asenalar, Bozkurtlar, üç hilalimizin yılmaz müdafileri, kutlu davanın yıkılmaz sahipleri, Milliyetçi Hareket Partimizin bir ve birlikte hilale doğru Türkiye toplantıları kapsamında düzenlenen programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii orada kadın kolları başkanımız diyor ki bizi unuttu. Kıymetli başkanım, başta İl KAÇEP başkanlarım ve ilçe başkanlarım olmak üzere tüm kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Çünkü siz, biz erkekler sabah evden çıktığımızda hanım çocuklara iyi bak diyoruz, evin bir eksiği varsa onu hallet diyoruz, akşama da bu yemeği yapar canımız bunu istiyor diyoruz, kapıyı çekip gidiyoruz. Ama siz kadınlarımız evde bir çocuğunuz varsa birine emanet ediyorsunuz. Bakılacak bir yaşlı hastamız, annemiz, babamız varsa komşumuza ya da akrabamıza teslim edip gelip bu ülke için, vatan için, bayrak için, Cumhur İttifakı için amasız ve şartsız mücadele ediyorsunuz ya. Allah hepinizden razı olsun. Siz kadınlar başımızın tacısınız. Kıymetli misafirler, dava arkadaşlarım, Milliyetçi Ülkücü Hareket ezelden ebede vatan sevgisinin hiç sönmeyen meşalesi, hain nifak odaklarına karşı yıkılmayan kalesi, Türk milliyetçilerin altında toplandığı çatısı, ülkemizin geleceği ve temel harcı, iç ve dış siyasi şer odakların
korkulu rüyasıdır. Değerli dava arkadaşlarım, ülkemizin tarihi hiçbir etabında dış düşmanlardan merhamet dilemeyen Türk milleti, içimize sızmış ve sirayet etmiş azgın işbirlikçilerine, onların sonu gelmez tarihlerini aynı şekilde hain emel ve hedeflerine elbette taviz vermemiş ve teslim olmamıştır. Liderimiz eğer bir çıkış yapıyorsa bu Türk devleti ve milletinin istikbalin geleceği içindir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli bugüne kadar hiçbir zaman yanılmamıştır ve yanıltmamıştır. Her zaman haklı çıkmıştır. Unutmayın ki o adının hakkını veren Türk siyasetinin gelmiş geçmiş en bilge adamı, Türk siyasetinin çakallara bırakılmasının önünü her defasında önünü kesen bir bozkurt, önce ülkem ve milletim, sonra bayrağım ve ben diyen adı üzerinde Devlet Bahçeli'dir. PKK, Türk'ün de, Kürt'ün de, hatta yaşayan her canlının da düşmanıdır. Türkiye bizimdir, bu aziz vatan hepimizindir. Bunun için diyoruz ki, yaşasın kardeşliğimiz, yaşasın milletimiz, çok yaşasın devletimiz. Liderimizin dediği gibi, Türk'üz, Türkçüyüz, kaynağını Türk İslam ülkesinde bulmuş Türk milliyetçileriz. Ve yine diyoruz ki, Türkleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir, Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa o da Kürt değildir. Dağılmayacağız, şer odaklarını dağıtacağız, parçalanmayacağız, şirret, terör yuvalarını paramparça edeceğiz. Bölünmeyeceğiz, aksine hizmet edenleri ise asla affetmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi siyasi hayatı boyunca oyun kurmuş, oyun bozmuş ama oyun oynamamıştır. Hele hele halkına hiç oyun oynamamıştır. Kürt kardeşlerim, gelin aramıza girmek isteyenleri, bozgunluk yapanları tarihin çöplüğüne gönderelim. İmanımız bir, kıblemiz bir, irademiz bir, bayrağımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, anımız bir, acımız bir, geleceğimiz bir, biz hep birlikte Türk milletiyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde milli kucaklaşmayla yeni yüzyılın destanını el ele yazalım. Ayrılarımızı, bölünmemizi, parçalanmamızı bekleyenleri perişan edelim. Eğer terörsüz bir siyaset, terörsüz bir ülke, terörsüz bir gelecek için herkes ittifak halindeyse o halde değil elimizi taşın altına koymayı, gövdemizi koymaya hazırız ve buradayız. Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, değerli analarım, bacılarım, Türk Kürt'e, Kürt de Türk'e, Türk Kürt'e, Kürt de Türk'e, yardır, candır, kandır, yuvadır, kardeştir kardeş, hepimiz birbirimize emanetiz. Yapacağız, başaracağız, Cumhur İttifakı olarak pahalılığı da bitireceğiz. Gün birleşme günüdür. Dayanışma günüdür. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bu topraklara vatanım diyen herkese borcumuz. Bu bayrak benim, bu ülke benim diyene kapımız açık. Bu kavramlara yabancı olmayanlar, bu değerlere bir sıcaklık görenler, çağrım sizleredir. Gelin Türk ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edelim. Milliyetçi Hareket Partisi kumdan bir kale değildir, yıkılmaz. Milliyetçi Hareket Partisi kağıttan kaplan değildir, yırtılmaz. Milliyetçi Hareket Partisi köksüz bir ağaç değildir, devrilmez. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi bayrak olup inmeyenlerin, sancak olup düşmeyenlerin, ülkücü olup eğilmeyenlerin, şehadeti göze alıp dönmeyenlerin, güneş olup batmayanların, mert olup satmayanların partisidir. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve Allah'ın izniyle muzaffer olacağız. Merhum Başbağımız Alparslan Türkeş'in yolunda, liderimiz
Sayın Devlet Bahçeli'nin emrinde Milliyetçi Hareket Partimizin gölgesinde susmayacağız, durmayacağız, düşmeyeceğiz, yorulmayacağız. Gün birleşme günüdür, gün bütünleşme günüdür diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyen ediyorum. Ve bu konuşulanlar arasında dikkatimi çeken bir husus oldu. İçimizde Kürt var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetim kurulunda Kürt olan kardeşlerimiz var. İlçe il başkanlarımız var. Türk olanlar var ve Arap olanlar var. Dolayısıyla şuradan şu özeti çok rahat çıkartabiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi eşittir Türkiye ve Türkiye'nin sigortasıdır. Bu topraklarda yaşayan her Türk, Kürt, Laz, Arap, Boşnak, Gürcü, Zaza evladının olduğu gibi tarihin ve ebediyete irtihal etmiş tüm atalarımızın ve de evlatlarımızın üzerimizde tarihi sorumluluğu bulundurmaktayız. Bilindiği üzere Türkler bu coğrafyada 1000 yılı aşkın bir süredir vardır. Özellikle 7. yüzyıldan itibaren Türkler Anadolu'ya, Anadolu coğrafyasına öbek öbek gelmeye başlamışlardır. Abbasiler döneminde özellikle 850'li yıllardan sonra Türklerin bu bölgede yerleştiğini çok net gözlemleyebilmekteyiz. İçinde bulunduğumuz topraklarda Van şehrinin çoğunuzun belki de bilmediği farklı bir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere 1037 yılında Büyük Selçuklu Devleti kurulduğunda başa geçen Tuğrul Bey 1043 yılında Van'ı fethetmiştir. Dolayısıyla Türklerin Anadolu'daki ilk fethettiği topraklarda bulunmaktayız. Van'ın ardından Hakkari ve Bitlis'te 1065 yılına kadar Van bu coğrafyada Türklerin elinde bulunmuştur. Dolayısıyla bizler bu kadim toprakların evlatları olarak Allah'ın izniyle 2043'te Türklerin Van'ı fethedişinin 1000. yılını kutluyor olacağız. Buradan da tüm dünyaya haykırarak Türk ve Türk yüzyılının tarihsel dönüm noktalarından birinin de 1000. yılında 2043 Van'ın fethi olduğunu söylemek istiyorum. Bu meyanda Allah bir mani keder vermezse Sayın Van Valimize müracaatta bulunaraktan Tuğrul Bey'in Hüsrev Paşa Camisi'nin arkasına da bir büstünün yaptırılması için talepte bulunacağız. İnşallah da bu büstü Selahaddin Eyyubi ve Tuğrul Bey'in büstlerini oraya dikeceğiz. Bu anıtın diğer bir önemi ise millet olma olgusunun vücut bulmuş hali olması olacaktır. Millet kavramının oluşması yüzyıllara sari kültürel, etnik, dini birlikte dini oluşmasıyla olabilmektedir. Dolayısıyla Anadolu coğrafyası bugünlere bir birlikte gelmişse içerisinde bulundurduğu etnik kökenlerin birbirleriyle kültürel geçişi, etnik birleşmeleri, kız alıp vermeleri, dini ve sosyolojik bağlılıklarıyladır. Dolayısıyla bu topraklardaki 1000 yıllık geçmişimizle akraba ve aile olmuş hep birlikte büyük Türk milleti olarak millet olma olgusunu tamamlamış bulunmaktayız. 1000 yıllık tarihimizde tüm badireler birlikte atlatılmış, nice savaşlar, zaferler bir ve birlikte yaşanmıştır. Tarihsel olarak biraz daha geriye gitmek istiyorum. Biraz daha geriye gittiğimizde 1864 Osmanlı nüfus sayımına göre Van Sancağı Bitlis ve Hakkari'nin içinde kapsamakta ve Van Sancağı'nda toplam Müslüman nüfus 209.100 iken Hristiyan Ermeni nüfusu 209.600'dür. Yani bu bölgenin Van, Bitlis, Hakkari bölgesinin toplam nüfusu 419.000'dir. Yine 1890 sayımına göre 430.000 olan nüfusun
240 bini Müslüman, bunların 30.500'ü Türk, 210 bine yakını Kürt ve bir kısımda Arap bulunmaktaydı. Ancak bununla beraber 170 bin Hristiyan ve 5400 de Yahudi bulunmaktadır. 1914 sayımına göre de 509 bin olan nüfusun 310 bini Müslüman, 190 bini Hristiyandır. 1915 olaylarına gelindiğinde Van'da Ermeniler şehrin %35'ini oluşturmaktaydı. Cevdet Paşa ve Ali Paşa taşnak çetecilerin eylemlerinin sonlandırılması için ve Ruslardan elde ettikleri silahları bırakıp bir barış ortamı oluşturmak için büyük bir fedakarlık sağlamışlardı o dönemde. Ancak Vanlı olanlar bilir, Ali Paşa o toplantının ardından evinin önünde çaprak ateşle yine dönemin ayrılıkçı vahşi Ermeni çeteciler tarafından şehit edilmişti. Hatta o dönemde öyle katliamlar olmuştur ki 1915 olayları neticesinde Ermeni çatlak taşnak çeteciler Van'daki Müslümanların %62'sini, yani bu bölgede yaşayan 190 bin insanımızı katletmişlerdi. Bitlis'tekilerin %42'sini, Diyarbakır'dakilerin de %26'sını katletmişlerdi. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Bizim daha önce belirttiğim rakamlarda da gördüğünüz üzere bu coğrafyada ekseriyetle yaşayan nüfusumuz Kürt nüfusuydu. Dolayısıyla Ermeniler o yıllarda bu topraklarda ekseriyetle Kürtleri katlettiler. Bugüne dönüp geldiğimizde, bugüne baktığımızda PKK'nın gerçekleştirmiş olduğu eylemleri incelediğimizde PKK bu topraklarda yine en çok Kürtleri katletti. On binlerce vatandaşımız Kürtler tarafından, PKK tarafından katliama uğradı. O gün katliam yapanlar, o gün vahşice bizleri öldürenler bugün yine aynı ellerdir. Kürtler ile PKK bir değildir. Çok açık söylüyorum. Bu coğrafyanın insanı olaraktan Kürtler mütedeyyin, dinine, vatanına, milletine bağlı insanlardır. Buraya ekleme yapmam gerekiyor tabii. Tarihten beri bu coğrafyada Kürtler, Türkler, Araplar bugün de olduğu üzere birlikte yaşamışlardır. Dolayısıyla bugün baktığımızda bu salonda birçok Kürt, Türk ve Arap olan kardeşlerimiz var. Ve sanmıyorum ki bugün bu salonda olanlardan içlerinden bir kısmı Kürt ile akraba olmayan Türk, Türk ile akraba olmayan Arap, Arap ile akraba olmayan Kürt olsun. Çünkü biz bu coğrafyanın şerefli evlatları buradayız, bu salondayız. Bugüne geldiğimizde bazı gafiller, liderimizin ülke aşkından bir haber olanlar, tarihi hafızası olmayan eczane genel müdürü vasıflı zatlar güya eleştirmeye çalışmakta, hatta işi kumara götürmekte ve el yükseltiyorum demektedirler. Malumunuz, genel başkanımız tarihe not düşen, yön veren konuşmasını yaptı 22 Ekim'de ve o gün Türkiye'de herkes maskesini çıkarıp ne olduğunu göstermeye başladı. Baktığınız zaman bir gün ertesinde PKK'dan biz demin önderi APO'yu herhangi bir şekilde lider olarak görmüyoruz. Veya baktığınız zaman demin yöneticilerin kendi işlerinde bir araya birbirlerine düştüklerini görüyoruz. Diğer taraftan barışı getireceğini iddia edip Kürt, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu oylarını bir takım düzmece oyunlarla almaya çalışan Selahattin Demirtaş'la bu sebepten ötürü uzunca süredir aracılığıyla mesaj gidiş gelişlerini yapan Özgür Özel de en son gidip
6-8 Ekim olaylarında 700'den fazla vatan evladının şehit olmasına sebebiyet vermiş, bu katliamlara çanak tutmuş, içeride yatan teröristi ziyaret etti. Selahattin Demirtaş bir teröristtir. Tabii siyasi hafızadan yoksun Türk milletini tanımayanlar muhalefet edelim de çamur atalım izi kalsın zihniyetindekiler bu ülkeyi bir adım ileriye götüremezler. Genel başkanımız PKK ile Kürtleri ayırt ettiğini söylemleri yeni değildir. O hep bu ülkede Türklük bedeninde Lazı, Boşnağı, Çeçeni, Kürdü, Türk'ü hep bir olarak değerlendirmiştir. Hatırlayalım. Ne diyordu Bilge Lider yine 2011 Diyarbakır konuşmasında? Dağılmaya değil toplanmaya, dargınlığa değil kucaklaşmaya, kavgaya değil barışmaya, husumete değil uzlaşmaya varım ve hazırım diyor Diyarbakırlı kardeşim. Nifak saçanlardan yoruldum diyor. Küresel ayak oyunlarının tezgahlarından bıktım diyor. Farklılıkları hatırlatarak müştereklerimizin altını oymaya çalışanlardan bunaldım diyor. Ses ver Diyarbakır, ses ver, sesime kulak ver Türkiye. Bin yıllık kardeşliği ayakta tutmak ve sonsuza kadar yaşatmak amacıyla karşınızdayım. Bin yıllık kardeşliği yaşamak ve yaşatmak için aranızdayım. Milliyetçi hareketin mesajını, çağrısını sizlere getirdim. Aramıza inşa etmeye çalıştıkları bariyerleri yıkmak için kararlılığımızı getirdim diyordu genel başkanımız. Ekmeğimizi paylaştık, suyumuzu paylaştık. Mahallelerimizi, evlerimizi, özlemlerimizi paylaştık. Cephelerde birlikte mücadele ettik. Balkanlarda birlikteydik. Yemen'de yan yanaydık. Çanakkale'de şehadet şerbetini birlikte içtik. Hep beraber vatanımızı işgal eden emperyalist mihraklara diklendik ve hamdolsun haddini bildirdik diyor genel başkanımız. Birlikte güldük, birlikte ağladık. Sevgimizi bölüştük. Ama insanımızı bölmedik. Kız aldık, kız verdik. Şimdi konuşmamın arasında aklıma gelen bir detaydan size bahsetmek istiyorum. Sorandokilerin bir kısmı bilirler. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi'nin bildiğiniz üzere kız kardeşini Van Özalp'a gelin vermiştir. Yani biz bu ülkeyi bir arada tutan, tutmaya çalışan ve insanını en çok seven liderlerin tedrisatından geçmiş büyüklerimizden aldığımız derslerle bugünlere geldik. Şöyle devam ediyordu genel başkanımız. Sıla özlemini hep beraber duyduk. Dokunan kilimlere kardeşliğimizi oya gibi işledik. Alan terlerimizi şehit kanlarıyla kazandığımız vatan topraklarımıza düşürdük. Davul zurnayla halay çektik ve keyif aldık. Deliloyla, Esmer'le, Çaçan'la, Tekayak'la, Çiftayak'la ve Çebi'yle birlikte oynadık, birlikte güldük. Asırlarca el birliği, güç birliği yaptık. Aynı geceye yelken açtık, aynı güneşle ısındık. Benzer düşleri kurduk. Yunus'tan, Mevlana'dan, Hacı Bektaş Veli'den aynı hisleri aldık. Ve şöyle bitiriyordu genel başkanımız. Şuna da kesinlikle inanın. Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez. Brüksel'dekiler sizi benden daha çok anlayamaz. Biz birlikte büyük Türk milleti olduk. Sorarım size ve tüm 86 milyona. Bunlara katılmamak, inanmamak mümkün müdür? Bizler ki bu ülkenin her çakıl taşına aşık gönülleriz. Tek bir insanımızdan vazgeçmemiz mümkün müdür? Bırakın bir tek insanımızı, bir tek çakıl taşımızı emperyalizme, bölücülere, ayrılıkçılara feda etmeyeceğiz. Aradan geçen asırlar boyunca bu topraklara hep beraber mührümüzü vurduk. Bu büyük bir millet hep birlikte vücut verdik. Bilmeyene, anlamayana, istemeyene,
Tekraren hatırlatmak isterim ki bu büyük milletin adı Türk milletidir. Dolayısıyla liderin söylemi bizim ve bütün teşkilatlarımızın söylemidir. Bizler siyasi iradelerini genel başkanına teslim etmiş insanlarız. Sayın Genel Başkan Yardımcım Yaşar Yıldırım'ın da çok sevdiğim tespitlerinden bir tanesini söylemek isterim. Bizi bir genel başkan değil, bizi lider yönetiyor, lider. O liderin adı Devlet Bahçeli'dir. Dolayısıyla liderin söylemi bizim ve tüm teşkilatlarımızın söylemidir. Bizler bugün burada Türkler, Kürtler ve Araplar olarak tekraren haykırıyoruz. Biz biriz, birlikteyiz ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz. Merhum Arif Nihat Asya'nın dizelerinde geçen "Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünden yer beğen, nereye dikilmek istiyorsan söyle, seni oraya dikeyim." Bizlere bu fırsatı veren, bir araya getiren, bu toplantıların fikir babası kıymetli Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli Bey'e tekraren ve hususen teşekkürlerimi tekrardan iletmek istiyorum. Ve sözü saygılarımla büyüğümüz, Genel Başkan Yardımcımız, Ankara Milletvekilimiz, hepimizin saygılı önünü iklediğiniz Yaşar Yıldırım'a sözü bırakmak istiyorum. Buyurun efendim. Kıymetli hazurun, Allah'ın rahmeti, selamı, lütfu, ihsanı, keremi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bir tatil gününüzü davanıza, siyasetinize, siyasi partinize, inançlarınıza ayırdınız. Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, işinizden feragat ettiniz. Buralara kadar zahmet edip geldiniz. Tabii bu ara şunu da dışarıdaki arkadaşlara duyurmak isterim. Toplantının konuşmalar bizimle bitecek ve burada önce Akkari, daha sonra Bitlis, daha sonra da Van teşkilatlarıyla birlikte fotoğraf çektireceğiz. Fotoğraf karesine girmek isteyen arkadaşlarımız dışarıda kalırsa haber verin. Kıymetli hazurum, değerli hanımefendiler, beyefendiler. Biz siyasetçiyiz. Siyaset ne için yapılır? Birçok insana göre kişisel çıkar, kişisel gelecek için yapılır. Birçok insana göre eşine, dostuna faydalı olmak için yapılır. Herkesin siyasi anlayışı farklıdır. Elbette ki siyaset hizmet için yapılır. Ülkeye hizmet için yapılır. Memlekete hizmet için yapılır. Siyasetçinin yaptığı siyasetten aldığı haz farklı bir iştir. Şimdi bizim siyasetimiz nedir? Bizim siyasetimizi Sayın Genel Başkanımız bir cümleyle özetlemiştir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben. Yani ülke, parti ve şahıs. Siyasette elbette ki biz milletvekili olduk, nasip oldu. Burada efendim meclis üyelerimiz var, il başkanımız var, merkez yönetim kurulu üyelerimiz var, görevli arkadaşlarımız var, eski belediye başkanlarımız var. Nasip oldu, oldu. Bu nasip işidir. Ama siyasetteki hedef nedir? Hedef siyasette ülkeye hizmettir. Millete hizmettir. Sayın Genel Başkanımızın bize koyduğu kriter bu. Önce ülkem, önce milletim. Şimdi siyaseti yapacağız, günümüzde siyaseti nasıl yapacağız? Gelecekte siyaset ne olmalı? Bunların tespiti için de geçmişte ne oldu, ona bakmak lazım. Yani
Arkadaşlarımız da Van'ın tarihini anlattığı tarihten belirli örnekler verdi. En önemli mesele şu. Tarihten ders çıkarmak. Tarihten ders çıkarmamız lazım. Tarihi bilmeden günümüzü değerlendiremezsiniz. Geçmişinizi bilmeden de geleceğinizle ilgili herhangi bir tasarrufta bulunamazsınız. Bulunursanız yanlış yaparsınız. Önce geçmişte bizim atamız, dedemiz ne yaptı? Nereden geldi? Nedir bu iş? Onu bir tespit etmek lazım. Bugünü değerlendirebilmek için. Bugündeki siyasi kararları verebilmemiz için dünü bilmemiz lazım. Dün ne oldu? Nereden geldin? Şimdi işte giriş noktası var. 1000 yıl evvelsine gidelim. 2000 yıl evvelsine gitmeyelim. Eryanokon'a, efendim Kürşat'a gitmeyelim ama 1000 yıla gidelim. Yani 1000 yıl evvel Selçuklu buradan girmiş. Gelmiş. İşte Merv'den buraya gelmişler. Arkadaşlarımız da anlattılar. Van 1043 yılında fethedilmiş. Alparslan şurada. Nerede? Ahlat'ta. Otağı kurmuş. Oradaki Selçuklu mezarları dünya miraslarından birisidir. Alparslan orada otağı kurmuş. Ne olmuş? Haçlı gelmiş. Haçlılar nereden gelmiş? Ta Bizans'tan gelmiş. Binlerce kilometre yoldan gelmişler. Müslümanların, Müslüman Türk'ün, Müslüman Kürt'ün, Müslüman Arap'ın bu tarafa geçişini engellemek için set çekmişler. Ne olmuş? Müslüman Türk, Müslüman Kürt, Müslüman Arap Haçlı'yı orada yenmiş. Komutan Müslüman Türk, Alparslan Sultan. Netice itibariyle Anadolu açılmış. Arkasından 1077 yılında da Anadolu Selçuklu kurulmuş. Anadolu Selçuklu belli bir zaman sonrası beyliklere ayrılmış. Geliyoruz 1299'da Osman Bey Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osmanlı Devleti'ni kurmuş. Atamız, dedemiz, ceddimiz Selçuklu Kınık boyundan Osmanlı kaydan kurmuş. Ne kadar bir alana kurmuş? Vatanı nedir? 5631 kilometre karelik bir alan. Söğüt. Vatansız devlet olmaz. Önce toprak, vatan, millet ve devlet olur. Sürgünde devlet başkanları vardır. Sürgünde vatandır. Bunların hepsi hikayedir. Önce toprağınız olacak, milletiniz olacak, devletiniz olacak. Netice itibariyle Osmanlı gelmiş, 1299'da Söğüt'te devleti kurmuş. Aradan 400 yıl geçmiş. 1699 nedir? Karlofça Anlaşması. 1699'da Osmanlı'nın sınırları hakim olduğu, etkin olduğu toprağın yüz ölçümü 24 milyon kilometre kare. Dedelerimiz o gün Asya, Avrupa, Afrika, bilinen dünya burası. Amerika ve Avustralya keşfedilmemiş. Bilinen dünyanın üçte birini fethetmiş. Üçte birine adalet götürmüş. Üçte birine Allah'ın nizamını kurmuş. Allah'ın hükmüyle adaletli bir şekilde yönetmiş. 24 milyon kilometre kare toprak 400 yılda almışlar. Kim yapmış bunu? İşte o zamanın siyasetçileri. Padişahlar da, sultanlar da siyasetçi. Vezirler de siyasetçi. Her ne kadar sandık yok, efendim seçim yok ama sonuç itibariyle ülkeyi yönetiyorlar. Karar veriyorlar. İşte Osmanlı 400 yıl sonra ne yapmış? 24 milyon kilometre kare toprak. 1699'la birlikte toprak kaybı başlamıştır. 1699'dan günümüze kadar 325 yıl geçmiş.
325 yıl. Bu 325 yılda biz 23 milyon 220 bin kilometre kare toprağı kaybetmişiz. Deden kazanmış, yine deden kaybetmiş. Kazanan da Müslüman, Türk, Arap, Kürt hep beraber, başarıda da başarısızlıkta da kaybedenler. Ve bugüne gelmişiz. Ha burada şunu görürüz. Geçmişe baktığınız zaman işte Sultan Abdülhamit Han, hep derler ki Kızıl Sultan istibdatçı, birçok laf söylerler. Abdülhamit Han 33 yıl iktidarda kalmış, yönetmiş. 1 milyon 500 kilometre karalık toprak kaybetmiş. Abdülhamit Han'ı 1908'de İttihat Terakki meşrutiyet ilan ettirmişler, tahttan indirmişler. 1918'e kadar kaybedilen toprak 10 senede 7,5 milyon kilometre kadar. Toprak devam ediyor kaybetmeye. Netice itibariyle yine o günün yöneticileri bizi Birinci Dünya Savaşı'na sokmuş. Almanla beraber savaşa girdik. Savaşı kaybettik. Anadolu da gitti. Önümüzde Serv geldi. Hani hep Serv deriz de okullarda ne kadar öğretilir malumlardır. Serv nedir? Serv şudur. Serv nedir? Serv şudur. Şimdi efendim Serv'e baktığınız zaman Sivas'tan Antep aşağı tarafı Fransızların. Konya'dan Akdeniz'in aşağı tarafı İtalyanların. Erzincan'dan Bitlis, Van, bu bölge Ermenilerin. Evet, Ermenilere vermişiz. Musul, Kerkük İngilizlerin. Trakya, İzmir Yunanlar. Türkiye'ye ne kaldı? Bugünkü topraklarımız 200 bin kilometre kare. Neresi? İç Anadolu ile Karadeniz'in bir kısmı. Geldiğimiz nokta bu. Daha sonra Allah razı olsun, İstiklal Savaşı gazilerinden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Sevre razı olunmamış. Savaşa 780 bin kilometre kare toprak alınmış. Ama Musul ve Kerkük dışarıda kalmış. Musul, Kerkük masaya geldiğinde Türkiye'nin içerisinde Şeyh Said isyanı başlamıştır. İsyan başlarken Musul'u ve Kerkük'ü verdik. Musul ve Kerkük'ün ne önemi var? Türkmen şehri. İkinci önemi ne var? Enerji var, enerji. Petrol var, gaz var. Şu andaki ihtiyacımız var onun. Onu yanaştırmadılar oraya. Batum'a da sokmadılar. Batum'da ne var? 40 kilometre ilerimizde orada da petrol var. Netice itibariyle 780 bin kilometre karelik bir toprağı kurtardık. Üzerine genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduk. O günden bugüne işte 100 yıl geçti. Ciddi gelişmeler kat ettik. Şimdi geldiğimiz an itibariyle bu topraklar üzerinde talebi olanlar var mı? Var. Açın Gogulu Büyük Ermenistan'da, Van Ermenilerdedir. Bitlis'e kadar, Erzurum'a kadar Ermenilerin sınırına getir. Büyük Ermenistan sınırının içerisinde burası vardır. Ermenilerin, diasporadaki Ermenilerin toprak talebi var mı? Var. Fırsatını bulursa elimizden toprağı alacak mı? Alacaklar. Zayıf düştüğün an gidersin. Yine İsrail askerlerinin kollarının üzerinde bir harita var. Bu harita vaat edilmiş topraklardır. Ve bu haritanın içerisinde yine Van da var. Van'dan aşağı Kayseri'den al Mersin'e kadar vaat edilmiş topraklarda. Onların da toprak talebi var. Onlar da toprak istiyor. Ben mecliste de anlattığımda Gazze Savaşı vardı. Hakim olan görüş de Arap'la Yahudi'nin savaşı bizi ne ilgilendirirdi? Orada da söylemiştim. Bizim sınırlarımız Kudüs'ten başlamalı. Cilve gözünden değil, Kudüs'ten.
O günkü şartlarda ya İsrail'in bu tarafa yöneldiği yok. Gazze'de güneye gidiyor. Refah kapısına Mısır'a doğru döndü. Geldi nereye geldi? Lübnan'a. Şu anda İsrail askeriyle bizim sınırımızın arası 170 kilometre. 170 kilometre 2 saatlik yol. Batıda. Doğuda da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin o bölgesinde Türkiye'ye karşı bir yığınak yapılıyor. PKK-YPG, İsrail-Amerika. Hep beraber. En son hava savunma sistemi getirdiler. Burada bir yığınak var. Yığınağı niye yapıyor? Buradaki toprak talebine karşı yapıyor. Hazırlık yapılıyor. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Bir taraftan PKK'nın toprak talebi var mı? Var. Kurulduğu günden bugüne kadar bir teröristan devleti kurmak için toprak istiyor. Şimdi yani atamız 24 milyon kilometre karenin 23 milyonunu kaybetti. Bize 780 bin kilometre kare toprak kaldı. Şimdi biz bu toprağa sahip çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Siyaset bu. Yok efendim emekliye 10 lira verdin, öteki 5 lira, bunların hepsi düzelir. Bir gün kaymaklı ekmek kadayıf yersin, bir gün soğan ekmek yersin. Güvenli insan, toprağın sağlamsa yarın önün açılır. Ama şimdi geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'de hepiniz siyaset yapıyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin mensuplarısınız. Siyasetçinin birinci görevi toprağına sahip çıkmaktır. Toprağa sahip çıkacaksın. Toprağından bir karış verirsen bir arşın gider. Bir arşın gider. Siyasetini de ona göre yapacaksın. Osmanlı'nın ilk gerilemesinin sebebi Kırım Hanı'dır. Kanuni der ki Viyana'yı kuşatıyorum, şu köprüyü tut. Kırım Hanı der ki şu Osmanlı'nın da bir burnu sürtüsün, ben bu köprüyü tutmayayım. O gün başladı geri dönüş. Kırım Hanı kim diyor? Kendi insanımız. Siyasette de hep kendi insanlarımızla yapıyoruz. Şimdi siyasetçilerimizin gündemine bir bakın. Falanca sanatçıya kaç lira para verdi, falanca belediye. Gündem bu. Öyle mi? Yok efendim işte İstanbul Esenyurt'a niye kayyum atandı da İzmir'e atanmıyor veya şu. Falanca sanatçı ne yaptı, ne kadar para aldı? Şu kadar. Efendim bu niye böyle? Basit şeylerle uğraşıyoruz. Ama bir gerçek var. Yani biz 23 milyon kilometre kare toprağı kaybettik. Elimizdeki 780 bin kilometre karenin toprağına da talip olanlar var. Şimdi 3. ordu kurulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3. ordu, pardon, Ege ordusu kurulmuştur. 1. ordu, 2. ordu, 3. ordu. Ege ordusunu niye kurdun? Tehdide karşı kurdun. Şimdi toprağına sahip çıkarken bir taraftan askerinle, silahınla, silahlı gücünle çıkacaksın, bir taraftan da siyasetle çıkacaksın. Siyaset olmadan askeri gücün de çok fazla bir işe yaramaz. Askeri güç olmadan da siyaset bir işe yaramaz. İkisi dengeli şekilde gidecek. Dolayısıyla biz bu toprağa taleplere karşı ne yapacağız? Ne yapacağız bu taleplere karşı? Vermeyeceğiz. Bizim kimseye verecek bir karış toprağımız yok, alacağımız çok. Alacağımız çok. Alır mıyız? Alırız. Hani el yükseltiyor ya şey. Muhteremler. Alırız. Aldık mı? Aldık. Yani bundan işte 30 sene evvel geldi Ermeniler. Öyle mi? Buraya talip olan Ermeniler Karabağ'ı aldı. Bugün Gazze'de yapılanların hepsi Karabağ'da yapıldı. Çoluk çocuk, ihtiyar, Beşik'teki çocuk, 80'likte de Beşik'teki bebeler kesildi. Soykırım yapıldı. Dünya baktı. Türkiye'de baktı. Kimse sahip çıkmadı. Dönüp kimse bakmadı. Ne oluyor ya? Ne olsun işte Müslüman Türk'ü kesiyorlar. Ya boşver.
Türkiye'ye de bakmadı. Elçi ve Cumhurbaşkanı Türkiye'den 4 tane helikopter istiyor, vermiyorlar. Ne yapacaksın helikopteri diyor televizyoncu. Diyor ki Hocalı'dan, Şuşa'dan ihtiyarları, kadınları, kızları taşıyacağım. Nereye bakıyor? Ne istedin? 4 tane nakliye helikopteri. Ne oldu? Vermediler diyor. Demirel'den de istedim, vermediler. Özal'dan da istedim, vermediler. YouTube'a girin bakın. Yalan yok bizde. Netice itibariyle 30 yıl sonra gittik. Sarhoş döver gibi döve 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 o araziyi aldık. O toprağı aldık. Ama nasıl aldık? Ama nasıl aldık? Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal hakkını vereceksin. Dün 4 tane helikopteri vermedik ama bugün F-16 filosunu oraya indirdik. Yani Aliyev diyor ki ilk şeyde, İlham Aliyev basın toplantısı yapıyor savaşın ikinci günü. Eğer yabancı bir uçak görürsek F-16'ları kaldırırım diyor. Türkiye F-16'sıyla, kurmayıyla, askeriyle, tankıyla, topuyla oradaydı. Gitti kardeşinin toprağını geri aldı. Geri aldı. Ve bütün dünyaya örnek oldu. Alırız. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarından 1 milimetre verme hakkı, hukukumuz yok. Bunun da siyasetini yapacağız. Şimdi görüyoruz. Siyaset yapıyoruz. Sayın Genel Başkanımız dedi ki kürsüden, o da görüyor. Benim bu anlattıklarımı ben ondan öğrendim. Ben Sayın Genel Başkan'ın izinden giden bir insanım. O ne derse onu araştırırım, bakarım, onu şerh eden anlatırım. Kendimden bir şey katmam. Ve Genel Başkanımız dedi ki terörü bitir, gel DEM'in grubunda konuş. Nasıl başlattıysan terörü sen başlattın. Yakalandığında da gelirken uçakta ben her şeyi yaparım dedin. Onu da biliyoruz. İmralı'ya. Aynı zamanda herkes İmralı'yı da adres gösteriyor. O zaman çık, DEM'in grubunda konuş, bu terör bitsin, siyasi zemine gel. Bu nedir? Toprak kaybının önüne geçmektir. Niye? 90 kilometre ileride bir hazırlık var. İsrail oradan geliyor. Ermeniler bir taraftan istiyor, Rumlar bir taraftan istiyor. Sonuç itibariyle ne dendi? Tek devlet, tek vatan, tek bayrak. Üniter yapıya bir şey yok. Bu şartlar. Ay efendim işte benim bedenimi çiğnemeden kimse meclise giremez. Yani 57 tane orada Abdullah Öcalan var DEM grubunda. Onların ne farkı var Abdullah Öcalan'dan? Hiçbir farkı yok. Öyle mi? Ha onlar konuşurken senin vücutunu çiğnemiyorlar da bu mu çiğneyecek? Bunu mu çiğnettireceksin? Ki söyleyen kim? Efendim bir sahibi partinin genel başkanı. Aynı partinin genel başkanına meclisteyiz, böyle oturuyoruz. Bir PKK mevzu oldu. İyi Partililer orada bir şey söyledi. HDP milletvekili o zaman Fatma Kurtalan geldi, kürsüye çıktı. Dedi ki İyi Partililer, sizin PKK'ya dedi laf söyleme hakkı yoktur. Siz dedi PKK'nin sayesinde buradasınız. Ses var mı? Tık yok. Ölü sessizliği var, ölü. Ağzını açamadı grup başkan vekili. O delikanlı var ya ip atan. Ağzını açamadı. Diyemedi ki sizinle ne alakası var kardeşim? Biz kendimiz çıktık çatır çatır seçime girdik. Seçildik. Halk bizi seçti, geldik. Öyleyse çıkar anlatırsın. Şimdi bizim sabıkamız yok. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve liderinin sabıkası yoktur. Bu hususları söylediği zaman herkes dinler. Lafı kimin söylediğine bakacaksın. Lafa değil. Lafı kim söylüyor? Kim? Lafı söyleyen Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli ile milliyetçilikte, vatanseverlikte, devlette ve devlet adamında boy ölçecek insan daha anasından doğmadı. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir kimse. Öyle bir kimse yok. Ha şimdi... Devlet Bahçeli'nin elinin kiri olamayan laf konuşacak. O da siyaset.
O da siyaset. Dün iş tutacaksın altın masada. Hep beraber Kılıçdaroğlu'nu seçtirelim diye PKK'nın partisiyle de iş tutacaksın. Ama bugün kahramanlık yapacaksın. Ha bir tanesi de bir diğeri vardı. Onu da anlattık biz yani. 70'li yıllarda ülkücü kanı oluk gibi akarken, oluk gibi akarken, ülkücüler zulüm görürken, can verirken, hapishanede çile çekerken bırakıp Almanya'ya kaçacaksın. Sonra Almanya'dan profesör olarak döneceksin. Bana Türk milliyetçiliği yapacaksın. Var böyle bir şey ya? Var böyle bir şey? Hapishaneye giren ülkücüler uzun yatacak, lise mezunu kalacak. Sen kaçacaksın, profesör olacaksın. Ondan sonra da geleceğin o hapishanedeki yatanlara ülkücülük yapacaksın. Böyle bir dünya yok. Herkes haddini bilecek, biz de onu bileceğiz. Onun için siyaset yapıyoruz. Devlet Bahçeli'nin yaptığı siyaset bir çözüm sürecinin başlangıcı. Bir terörle pazarlık, efendim bir taviz değildir. Bir el uzatmadır. Şu saydığım 1000 yılda toprak kazanırken de, toprak kaybederken de Türk de, Arap da, Kürt de beraberdi. Çanakkale'de koyun koyuna yakıyorlar. Gidin bak. Gidin Çanakkale'ye. Gittiğinizde bakın koyun koyuna yatıyorlar orada. Hep beraber kalkmışlar. Kime? Haçlı'ya karşı. Gavura karşı. Şimdi ben bir mecliste böyle bir laf ettim de. Oradan HDP'nin sıralarından efendim grup başkan vekili kalktı. Bizim konuşma bitti. Dediğimizde şu. Hristiyan Hristiyanlığını, Yahudi Yahudiliğini, yani tabiri caizse gavur gavurluğunu yapıyor da Gazze meselesinde Müslüman Müslümanlığını yapmıyordu. Oradan kalktı HDP'nin grup başkanı, ben sözü bitirdiğimde. Efendim dedi, söz istiyoruz. Hatip özür dilesin. Niye özür dileyeceğim dedim. Efendim sen George'a hakaret ettin. George kim? Mardin milletvekili bizim. Niye? Sen Hristiyan'a gavur dedin. Ya gavur demeyelim Hristiyan'a. Ne diyelim yani? Ha, ne diyelim? Onu da diyelim yani. Şimdi bu memlekette gavura gavur demek de mi suç? Gavur gavur işte. Gavura karşı Çanakkale'de savaştılar. Türkler de orada, Kürtler de, Araplar da orada. Hali hazırda beraber yaşıyoruz. Şimdi bu kadar bir geçmişi olan, bu kadar mazisi olan, birbirine geçmiş olan insanların Kırım Hanı gibi yarın bu ülkeden bir toprak kopartılmasına müsaade edilmemeli. Kırım Hanı'nın düştüğü gaflete Kürt kardeşlerin düşmemeli. Siyasetimiz budur. Bu yönden Sayın Genel Başkan'ı iyi anlamak, iyi okumak gerekir. Durup dururken Devlet Bahçeli hiç lüzumsuz bir yere laf söylemez. Lüzumsuz kelam etmez. Netice itibariyle siyaset yapan Milliyetçi Hareket Partisi mensupları ve ülkücüler, arkadaşlarımız da söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır. Her kim ki Türkiye düşmanı, Milliyetçi Hareket Partisi'ni betiraf etmeden, ülkücüleri silmeden, yok etmeden bu topraklara, bu devlete kimse bir şey yapamaz Allah'ın izni keremiyle. Yaptırmayız. Dolayısıyla bu mübarek topraklara, bu mübarek beldelere sahip çıkmak Cenab-ı Allah'ın bize ihsan ettiği bir lütuftur. Bakın, uzatıyor muyuz ne de? Sultan Hamit'ten bu tarafa, bu coğrafyaya dünyadaki dininden, diyanetinden dolayı yurdundan çıkarılan Müslümanlar gelmiştir. Boşnaklar gelmiştir. Çerkezler gelmiştir. Gürcüler gelmiştir. Arnavutlar gelmiştir. Makedonlar gelmiştir. Kürtler gelmiştir. Araplar gelmiştir. Gelmeye de devam ediyor. Niye? Ümmeti Muhammed'in dünyadaki sığındığı en güvenli liman bu coğrafya, Türkiye. Burası.
Bura? Niye bura efendim? Bura ikinci Medine'dir. Öyle derim ben. Medine'nin özelliği nedir? Bir Allah Sübhisselam yatar. Ama Medine'nin en baştaki özelliği müminlerin sığındığı beldedir. Müminler oraya sığındı. Şimdi bu tartışılır. Ben bunu da söylediğimde çok tartışıldı. İkinci Medine dediğinde. Bunu ben söylemiyorum. Bunu kim söylüyor? Mehmet Akif Ersoy söylüyor. Mehmet Akif Ersoy'un şiirinde vardır. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor Çanakkale için. Bedir nerede? Bedir Medine'ye 150 kilometredir. Eğer Bedir'de Müslümanlar gelinse de dünyada İslam diye bir şey kalmayacak. Müşrikler geliyor oraya. İslam ordusu orada. Bedir'in aslanlarının hepsi cennetliktir, cennetle müjdelenmiştir. Diyor ki Bedir'in aslanları kim? Çanakkale şehitleri. Yani Bedir'de yenilse Aleyhisselatü Vesselam İslam kalmayacak. Çanakkale'ye geçseler yine İslam kalmayacak. İşte böyle bir coğrafyadayız biz. Bu coğrafyayı muhafaza etmek, bu coğrafyayı parçalanmadan kurtarmak, bu coğrafyayı güçlü kılmak bir ibadettir. Bura Allah'ın lütfudur bize. Ülkücülere de Allah'ın lütfu bu coğrafyaya en fazla sahip çıkan geçmişte ve gelecekte ve bugün de yapan camiadır. O yüzden bu coğrafya bizim için önemli bir coğrafyadır. Ümmet için önemli bir coğrafyadır. Ve bu coğrafya Türk dünyasının merkezidir. Bugün dünyada Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuş 300 milyonluk bir alan, 300 milyonluk bir nüfus, 4,5 milyon kilometre karelik de bir alanda 8 tane devlet vardır. 8 tane devlet işte. Dün de netice itibariyle toplantısı yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız oradaydı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı da şu andaki Türk Devletleri Teşkilatı'nın başkanı. Sıra onda. Geldiğimiz nokta bu. Ha efendim bunlar kendiliğinden mi oldu? Yok. Yani Karabağ kendiliğinden mi alındı? Yok. Durup dururken mi oldu? Yok. Sen duruyordun mu oldu? Yok. Öyle. Bunun arkası var. Ya bunları bu noktaya getiren kimdir? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız efendim devlet Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir söz söyledi. Siz yabancı değilsinizdir o size. İsmail Gaspıralı. İşte, fikirde ve dilde birlik. Dünyada hak haklının değildir, hak güçlünündür. Güçlüyseniz hakkınızı arayabilirsiniz. Gücünüz yoksa hakkınız yok demektir. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'nın hakkı mı var? Yok, gücü var. Şimdi İsrail'in Filistin'de hakkı mı var, Lübnan'da hakkı mı var, burada hakkı mı var? Yok, gücü var. Amerika var arkasında. O zaman güçlü olacaksın. Nasıl güçlü olunur? Bir arada olursan güçlü olur. Şimdi Kırgızistan'ın orada 5 milyon nüfusu vardır. Türkmenistan'ın 6 milyon nüfusu vardır. Bir 5 milyon, bir 6 milyonun duruşu farklı. Bir de 300 milyonluk bir nüfusun duruşu farklıdır. Şimdi bunlar hiç durup dururken olmadı beyler. Bunlar Cumhur İttifakı'nın ürünleridir. Cumhur İttifakı. Bu işlerin arkasında iki tane cesur insan var. Birisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Birisi de Sayın Genel Başkanımız, liderimiz, Allah ondan razı olsun, Devlet Bahçeli'dir. Bunların ikisi vardır. Elbette ki tabii siyasette eleştiriliriz. Siyasette dediğim gibi elinin Devlet Bahçeli'nin elinin çiğri olamayanlar kalkan laf söyler. Bunları da aldırmayın. Ama bir şeyi, vaktinizi alacağım, bir şeyi iyi bilmemiz lazım. Siyasette temel meseleler vardır. Nedir o temel meseleler? Bir ülkenin temel meselesi neyse, meseleleri, siyasi partilerin de ona göre program yapması, ona göre vaziyet alması lazım. Yani bizim en büyük temel meselelerimiz nedir? Kıbrıs. İşte Kıbrıs'ta bir taraftan federasyon olsun var, bir taraftan iki devletli çözüm.
Biz 40 senedir iki devletli çözüm dedik. Hiç geri adım atmadık. Yani bir ara bir işte federasyon için referandum oldu. Annan planı vardı hatırlarsanız. Herkes federasyon diyordu. Bir Milliyetçi Hareket Partisi iki ayrı devlet diyordu. Ha şimdi herkes iki ayrı devlete geldi. Şimdi kimin arkasından gittik biz? Biz mi birinin arkasından gittik? Yok biz o zamanlar diyorduk bugün de dedik. PKK terörüyle ilgili. FETÖ terörüyle ilgili. PKK terörüyle ilgili. Yani biz o zaman mahpustuk. Mamak askeri cezaevinde yatıyorduk. İlk eylemleri yaptığında PKK. O günden bugüne Milliyetçi Hareket Partisi terörle mücadele müzakere olmaz. Mücadele vardır diye net duruşu vardır. Açılım süresi olmuş, şu ol, hepsinde duruş nettir. Bugün de nettir. Ama bugün diyoruz ki silahı bırakın. Gelin. Meclise gelin. Ha, mecliste arkadaşlarınız var gelin oraya. Silahı bırakın. Silahı bırakın. Terör bitsin. Enflasyon bitsin, refah seviyesi yükselsin. Bunu diyoruz. FETÖ ile ilgili. Her bir liderin FETÖ ile ilgili fotoğrafı vardır. Hepsinde bir hikayesi var. Biri banka açılışında katılmış, biri evde iftarda kalmış, biri bilmem nerede rastlamış, yolda geçerken merhaba demiş. Bir kişinin fotoğrafı yok. Devlet Bahçeli. FETÖ ile fotoğrafı olmayan tek lider odur. Evet şimdi, dün de biz FETÖ'ye net bir şekilde karşı çıktık. Bugün de FETÖ'nün camiasına, insanlarına ve kendi inançlarına karşı çıktık. Ve sözlerimiz o günkü karşı çıkmamızın haklılığını FETÖ'nün cenaze törenini gördük. Adamın Yahudi armasından al da kardinal arabasından getirilmesine kadar defnedilirken ruhuna bir Fatiha bile okunmadığına kadar onu da gördük. Ama bir zamanlar Nisan ayı geldiğinde Türkçe olimpiyatları olurdu. İyi hatırlarsınız. Büyük spor salonlarında, stadyumlarda herkes toplanır. Efendim Nijeryalı gelir, katibin türküsünü söyler. Makedonyalı gelir, efendim İstiklal Marşı söyler. Vatandaşımız da televizyondan bahar bahar ağlar. Niye? Ya ne güzel iş yapıyorlar. Bak dünyanın her tarafına Türkçe öğretiyor. Alakası yok. İngilizce öğretiyor dil olarak. Ama bizi kandırmaya da Türkçe işte iki tane şiir ezberletiyorlar. E oraya da herkes gelip gümüş kaşıklar gibi diziliyordu. Kim yoktu? Sadece biz yoktuk. Biz. Biz yoktuk. Biliyorduk. Şimdi netice itibariyle bizim ana fikirlerimizden, temel meselelerdeki duruşlarımızdan taviz vermemiz, esnememiz mümkün değildir. Biz dün de Türkçüydük, Turancıyız, bugün de Turancıyız. Turan fikrinden biz vazgeçmiş değiliz. Ama bugün herkes Turancı. Herkes Turancı. Yani biz 14 Temmuz geldiğinde genciz o zaman çocuğuz. 16 yaşımızda, 15 yaşımızda afiş yapıştırırsak esir Türklere hürriyet diye. Kırım kırım kırılmaz, Türkiye zincir vurulmaz, 80 milyon esir Türk'ten Cemil olur son olmaz. Biz esir Türkler haftası ilan edip bunu yaptığımızda da Sovyetler Birliği o zaman Azerbaycan'dan Zeynep Hanlarova'yı Türkiye'ye gönderirdi. Zeynep Hanlarova Nahçıvan'dan girer, Iğdır, Kars, Erzurum, Ankara, İstanbul'a kadar konser verirdi. O zaman. Şimdi biz esir Türk dediğimiz zaman ya Türkiye'nin dışında Türk mü var? Esir Türk nereden geldi denirdi. Biz bebeğiz, gencüz daha. Biz biliyoruz ama vatandaş bilmiyor. Netice itibariyle o konserlere Zeynep Hanlarova çıkardı. Zeynep Hanlarova'nın gönderilmesinin sebebi yani bunlar esir değil işte geliyorlar. KGB o zaman öyle gönderiyor. Sahneye Laleler türküsüyle çıkardı. Sonradan öğrendik ki Lale Azerbaycan'da gelinciye denirmiş. Azerbaycan'ı kurtarmaya gelen ordunun fesleri de kırmızı olduğu için onlara ithaf edilirmiş. Bu gizli bir mesajdı.
Şimdi yine bir Azeri sanatçımız var, öyle mi? Türkiye'de konserler veriyor. Çıktığında ilk okuduğu nedir? Çırpınırdın Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Biz buraya kadar getirdik. Herkese öğrettik. Herkese öğrettik. Türk birliği olmadan ümmetin birliği de olmaz. Türk birliği olacak, ümmetin birliği olacak. Bakın bugün yaşıyoruz. Gazze'de yaşananlar. En fazla yardım eden Türkiye. En fazla riske alan Türkiye. En fazla çaba sarf eden Türkiye. Arap birliği var mı? Var. Sonuçta sahaya yansıyan bir şey görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bir kısım ümmet zengin hayatını yaşıyor. Bir kısım ümmet fakir, gücü yetmiyor. Eğer dünyada İslam birliği kurulacaksa, ümmet birliği olacaksa, bunun yolu Türk birliğinden geçer. Türk birliğinden geçer. Bu kurulur, ümmeti Muhammed'de kurulur. Ha bunun yolu da nereden geçer? Bunun yolu da işte Türkiye'deki kardeşlikten geçer. Bizim yaptığımız nedir? Sonuç itibariyle terörü bir tarafa atıp kardeşlerimizle kucaklaşmaktır. Teröre malzeme vermemektir. Efendim olur mu olmaz mı? Biz gereğini yaptık. Biz gereğini yaptık. Sayın Genel Başkanımız gereğini yaptı. Aha da size el. Buyurun, bu da size son fırsat. Bu da size son fırsat. Yarın şöyle oldu, böyle oldu. Bu da size son fırsat. Ha, bekliyoruz, bakacağız ne olacak. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri hiçbir zaman için, hiçbir mekanda, hiçbir yerde durup dururken bir lafı söylemez. Netice itibariyle çok vakitlerinizi aldık. Siz şimdi geri döneceksiniz. Ben sayın il başkanlarımız burada derim ki ben Van milletvekiliyim. Sayın Uçak da der ki Bitlis milletvekiliyim. Ben Hakkari milletvekiliyim. Şimdi bizim buralarda milletvekilimiz yok. Özele gelelim bu manada. Bizim buralarda milletvekilimiz yok. Ne zaman ki Milliyetçi Hareket Partisi buralardan milletvekili çıkarır, benim milletvekilliğim düşer. Haberiniz olsun. Ama onun dışında biz Hakkari'den, Van'dan ve Bitlis'ten il başkanlarımızla zaten görüşüyoruz, yapıyoruz. Sizin milletvekiliniz. Bir milletvekili bir Vanlı'ya ne yapacaksa, Hakkari'ye ne yapacaksa, Bitlis'e ne yapacaksa, milletvekili kişisel bazda nerede ihtiyaç varsa Yaşar Yıldırım oradadır. Bunu da unutmayın. Bunu da unutmayın. Şimdi laf çok da zaman yok. Netice itibariyle çok kıymetli vakitlerimizi aldık. Hakkınızı helal edin. Ben tekrar tekrar buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Meramımızı anlatmaya çalıştım. Anlatabildiysek ne mutlu. Hepinizden Allah razı olsun. Yeni yeni toplantılarda görüşmek üzere inşallah buradan ayrılacağız. Allah'ın rahmeti, selamı, lütfu, ihsanı, keremi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kazasız, belasız bir şekilde evinize, barkınıza varmayı nasip etsin. Teşekkür ediyoruz. Geçmeyin Erdoğan. Hakkari İl ve İlçe Teşkilatlarımıza teşekkür ediyoruz.